Bursa Spor TV'den merhaba, günaydın sevgili izleyiciler. 9 Eylül 2010 Perşembe bugün. Yine bu güzel günde sizlerle birlikte olmanın kıvancını taşıyoruz. Bir de bir özelliği var bugününki. Ramazan Bayramı, tüm inananların Ramazan Bayramı çok güzel geçsin, kutlu olsun diyoruz. Böyle başlayalım ve gazetelere yansıyan, Bursa ve İstanbul gazetelerine yansıyan Bursa Spor'la ilgili haberlere bir göz atalım şimdi. Olay Gazetesi spor sayfasındaki manşette taşınan başlıkta deniyor ki tek yol galibiyet. Sağlam öncelikle tüm enerjilerini Eskişehirspor'u yenmek için kullanacaklarını söyledi. Valencia maçını daha sonra düşüneceklerini vurgulayan Ertuğrul Hoca, cuma akşamı Eskişehirspor karşısında taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız olacak dedi. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yarın akşam karşılaşacakları Eskişehirspor'u yenip camiaya güzel bir bayram hediyesi vermek istediklerini söyledi. Haftalık basın toplantısında konuşan Sağlam, öncelikle amirli takımımızın elde ettiği iki galibiyete değinerek şunları söyledi. Avrupa Şampiyonası elemeleri iyi bir başlangıç yapan milli takımımızı, başta Hiddink ve futbolcuları kutluyorum. İyi başlangıcın sonrasına da yansıyıp 2012 Avrupa finallerine katılma hakkıyla son bulmasını diliyoruz. Lige gelecek olursak, tarihimizdeki en iyi başlangıcını yaptığımız bu sezona Eskişehirspor galibiyetiyle devam etmek istiyoruz. Karşımızda iyi bir takım olacak. Sezona kötü bir başlangıç yapmış olmaları kötü bir takım olduklarını göstermez. İyi futbolcuları ve başlarında iyi bir teknik adamları var. Milli maç arasında bütün çalışmalarımızı bu maç için yaptık. İki dost ve kardeş, komşu şehrin mücadelesinin dostluk çerçevesinde geçmesini istiyoruz. Taraftarlar arasındaki dostluğun yeniden başlamasını istiyoruz dedi. Turgay Bahadır'ın da iyileştiğini ve takımda sakat oyuncunun olmadığını dile getiren Ertuğrul Hoca, maça tam kadro hazırlanıyoruz. Eksiğimizin olmaması bizim için mutluluk verici. Yarın yani bugün kampa gireceğiz ve son antrenmanımızı yapıp maçı bekleyeceğiz. Bu maçı kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Şu an Valencia'yı düşünmüyoruz, konuşmuyoruz. Ne geçmişle yaşanır ne de geleceğin garantisi var. Bugün önemlidir. Şu anda sadece Eskişehir'i düşünüyoruz. O maç bittikten sonra Valencia maçına döneriz. Tüm enerjimizi Eskişehir'i yenmek için kullanacağız diye konuştu. Sağlam yoğun maç trafiğinin hatırlatılması üzerine kadroda rotasyona gitmeyi düşündüğünü de belirterek bu dönemde oyuncularımızı ekonomik kullanmak istiyoruz, yoğun sürece herkesin hazır olmasını istiyoruz dedi. Ertuğrul Hoca İsveçli Svensson'un iyi bir oyuncu olduğunu ve fiziksel olarak eksiğinin olmadığını belirterek şöyle söylüyor. Yeni takım, yeni ülke, yeni arkadaş grubu Svensson adaptasyon dönemini tamamladığı zaman çok iyi olacaktır. Erdal Akça yazılamış haberi. Sağlam Buca maçının tarihi çok önemli. Umarım federasyon Rangers maçı öncesi bunu düşünür dedi. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam haftalık basın toplantısında Süper Lig'de Gaziantepspor'la oynayacakları 5. hafta maçının tarihinin Futbol Federasyonu tarafından 20 Eylül Pazartesi olarak açıklanmasının hatırlatılması üzerine bu karşılaşmadan çok sonrasıyla bizim için daha önemli. Bu karşılaşmadan çok sonrası bizim için daha önemli. Bizim ülkede Avrupa'da oynayan iki takımdan biri olduğumuzu unutmazlar sanırım. Buca maçının ayarlamasını düşünürler sanırım. Çünkü daha Glasgow Rangers deplasmanına gideceğiz dedi. Hoş geldin kaptan denmiş. Bursa Spor'un dünkü antrenmanına A milli takımdan dönen kaptan Ömer Erdoğan'la Sercan Yıldırım da katıldı deniyor. Anı atkıları satışta. Gaziantep maçı Pazartesi günü sevgili izleyiciler, 20 Eylül Pazartesi günü saat 20'de Gaziantepspor maçımız. Evet, Olay Gazetesi'ne yansıyanlar böyleydi. Bursa Hakimiyet'e geçiyoruz. Şimdi SS'i yenelim sonrasına bakarız deniyor manşete taşınan başlıkta. Sağlam öncelik hedeflerinin Eskişehir maçı olduğunu söyledi. Valencia'yı düşünmüyoruz, konuşmuyoruz. Ne geçmişle yaşanıyor ne de geleceğin garantisi var. Bugün önemlidir. Şu anda yarınki maçı düşünüyoruz. 3 puan için çalışıyoruz diyor. Çok şükür eksik yok diyor. Dün antrenman öncesi sahada, saha kenarında basın mensuplarının sorularını yanıtladı Ertuğrul Sağlam. Oradan yansıyan ifadeler Bursa Hakimiyet'te de yer bulmuş kendine. Valencialı Mehmet Topal takım arkadaşlarına uyarılarda bulundu. Sercan ve Volkan'a dikkat etmeliyiz. Bursa Spor'un kendi sahasında iyi oynayan bir ekip olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, maçın kolay geçeceğini sanarsak yanılmış oluruz. Özellikle bu iki oyuncu çok tehlikeli dedi.
3 ihtimalli maç Rıza Çalınbay Bursaspor karşısındaki hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi diyor, deniyor. Evet, Mustafa Tunçak'ın yine bir yazı kaleme almış. Çifte bayramcılar ve bayramsızlar diye. Antep'le pazartesi günü bayramlaşma bugün. Bu arada Bursaspor'da bayramlaşma töreni bugün Özlüce tesislerinde gerçekleştirilecek. Saat 14'te başlayacak töreni yeşil beyazlı yönetim, teknik heyet ve futbolcular katılacak ve tabii ki kulüp personeli bir de. Evet. Servet Çetin demiş ki Kazakistan ve Belçika maçlarında yan yana görev yaptığı Bursaspor'un kaptanı Ömer Erdoğan'la iyi bir ikili oluşturduklarını söylüyor. Önümüz aydınlandı. Euro 2012 elemelerinde 2'de 2 yapan milliler gözünü koltuğa dikti. Levent Kızıl, TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi. Bundan sonraki hedefimiz grup liderliği dedi. Evet, Bursa Hakimiyet'in bugüne ilişkin haberleri böyleydi, sayfası böyleydi. Hayat Gazetesi, ilk hedefimiz SS demiş manşete yansıyan, taşınan başlıkta. Eskişehir maçına odaklandıklarını belirten Ertuğrul Sağlam, Valencia maçını bu mücadelenin ardından düşüneceklerini söyledi. 3'te 3 yaptığımız ligimizde yolumuza Eskişehir galibiyetiyle devam etmek istiyoruz diyor. Sağlam'dan federasyona sitem. Valencia'yı düşünmüyoruz, konuşmuyoruz. Ne geçmişte yaşanıyor ne de geleceğin garantisi var. Bugün önemlidir. Şu anda Eskişehir Spor'u düşünüyoruz ve sadece 3 puan için çalışıyoruz. Bu maç bittikten sonra Valencia maçına döneriz. Tüm enerjimizi Eskişehir maçı için harcıyoruz diye konuştu. Yoğun maç programı dolayısıyla takım içinde rotasyona gitmeyi planladığını da belirten Ertuğrul Sağlam. Bizi yoğun bir maç trafiği bekliyor. Bu yüzden rotasyona gitmeyi düşünüyoruz. Oyuncuları ekonomik kullanmayı istiyoruz. Herkesin hazır olmasını istiyoruz dedi. Sağlam ligin 5. haftasında oynayacakları Gaziantep maçının pazartesi gününe verilmesine sitem ederek umarım federasyon bizim ülkede Avrupa'da oynayan iki takımdan bizim ülkede Avrupa'da oynayan iki takımdan biri olduğumuzu unutmaz ve buca maçının bugününe bugün buna göre ayarlar dedi. Gaziantep spor maçı 20 Eylül pazartesi saat 20'de saat 20'de olacak, oynanacak maç. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ise 19 Eylül pazar günü Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 20'de denmiş. Çıkış maçımız olacak. Eskişehir Spor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay, Bursa Spor karşılaşmasının kendileri için çıkış maçı olacağını, bunu iyi değerlendirmeleri gerektiğini söylüyor verdiği beyanatta sevgili izleyiciler. Yeni atkılar satışta Bursa Spor ve Valencia denmiş ortak atkıları. Tüm Bursaspor mağazalarında taraftarların beğenisine sunuldu. Yeşil beyazların UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda mücadele edeceği rakiplerinden Valencia ile ortak yeni atkılar Bursaspor mağazalarında 15 Türk lirasından satışa sunuldu. Taraftarlar yeni atkılara büyük rağbet gösterdi. Kaptan parmak ısırttı. Ömer Erdoğan'dan bahsediliyor. Ortaya koyduğu performansa parmak ısırttı deniyor. Evet. Gosedink kaptanı her iki maçta da 90 dakika boyunca ilk 11'de oynatarak bundan böyle milli takımın vazgeçilmezleri arasında kaptanın da olacağının sinyallerini verdi. Bizim kaptanımız Ömer Erdoğan. Sercan ilk 10'da. Dünyanın önde gelen spor internet sitelerinden gol.com, Bursaspor'un yıldız futbolcusu Sercan Yıldırım'ı, milli takımlarını Euro 12 finallerini taşıyacak 10 genç oyuncu arasında gösterdi. Haberde yeşil beyazlı futbolcunun bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacağı hatırlatılırken golleri zevk için atıyor ifadeleri kullanıldı. Milli takımımızın rakiplerinden Almanya'dan Thomas Müller ve Belçikalı Romelu Lukaku da listede yer aldı denmiş. Evet, hayattan yansıyanlar böyleydi. Şimdi diğer gazetemiz Hürriyet Bursa. Vitesi 4'e atalım. Ertuğrul Sağlam yarınki zorlu Eskişehir Spor maçı öncesi talebelerinden galibiyet istedi. Bursa Spor'un hocası taraftara çifte bayram sevinci yaşatmak istediklerini söylüyor, belirterek hem ligde seriyi sürdürmek hem de Valencia öncesi moral bulmak istiyoruz diyor. Tribünlere keyif vermek istiyoruz. Bursa Spor'un evinde oynadığı maçlarda en büyük ateşleyici gücün yeşil beyazlı taraftarlar olduğunu söyleyen teknik patron Ertuğrul Sağlam, bu güvene layık olmak için canla başla çalıştıklarını söyledi. Eskişehir ve Valencia maçları öncesi taraftara çağrıda bulunan Sağlam, bizim en büyük güçlerimizden biri de taraftarımız. Onlara seyir zevki yüksek,
futbol kalitesi yüksek bir maç izlettirmek istiyoruz. Onların da bizi 90 dakika destekleyeceklerine ve şampiyon takımın taraftarı gibi davranacaklarına şüphemiz yok diye konuştu. Kızıl'dan övgü yağdı. Siz devlere de ders verirsiniz. Bursa Spor Başkanı İbrahim Yazıcı ve teknik patronu Ertuğrul Sağlam Türkiye-Belçika milli maçını izlerken protokolde tebrik yağmuruna tutuldu. Süper Lig kulüp başkanları ve yöneticileriyle birlikte Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Milletvekili Abdurrahman Darıcı ikiliyi Süper Lig'de gösterilen başarıdan ötürü tebrik ederken sizden o muhteşem ve savaşçı performansı Şampiyonlar Ligi'nde de bekliyoruz temennisinde bulundular. Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Levent Kızıl ise ikiliye ilgi gösterenlerin başındaydı. Kızıl, milli takımı Euro 2012 finallerine, Bursa Spor'la Şampiyonlar Ligi finallerine gider. Gönlünden iki takımın da zirvede olması yatıyor. Geçen yıl Süper Lig'de önemli rakiplerini yenen Bursa Spor'un büyük başarılara imza atacağını ve grubunda alkışlanacağına inanıyorum. Futbol Federasyonu olarak Bursa Spor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlarını takip ederek destek vereceğiz diye konuştu. Evet, Hürriyet Bursa'dan yansıyanları paylaştık. Şimdi sıra bir diğer Bursa gazetesi olan Yeni Dönem'de. Sercan ilk 10'da. Bursa Spor'un yıldız oyuncusu Sercan Yıldırım adını dünyaya duyurmaya devam ediyor. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde de sahne alacağı hatırlatılırken yeşil beyaz futbolcunun golleri zevk için atıyor deniyor. Evet. SS galibiyet için geliyor. Ankara gücünde görev dağılımı yapıldı. Şampiyona Twiggy yakışır. Twiggy Bursa Spor terlikleriyle Bursalılara bu terlik tam benlikledir diyor. 8 yıldır terlik adamlarıyla futbol kulüplerinin ürünlerini tüketicilerle buluşturan Twiggy Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel sorularımızı yanıtladı denmiş. Şahane terlikler sevgili izleyiciler. Şampiyon Bursa Spor yazılı. Farklı versiyonlarda ama tabii ki yeşil beyaz. Çok güzel, yumuşacık, sıcak ve güven verici terlikler ayaklarınızı ısıtacak. Tıpkı yüreğinizi ısıttığı gibi her evde bulunması gerekiyor. Bursa'da özellikle yaşayan herkesin evinde bulunması gerekiyor. Bakın Bursa Spor'lu olan demiyorum. Bursa'da yaşayan herkesin evinde ayağında olması gerekiyor. Ve Kent Gazetesi. Dev adım. 12 dev adam tutulamıyor. Ay Yıldızlarımız çeyrek final maçında Slovenya'yı adeta sahadan sildi ve tarihinde ilk kez dünya şampiyonasında yarı finale yükseldi. Devlerin yeni hedefi Sırbistan'ı yenip finale yükselmek. Çıkış maçımız Eskişehir Spor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay, Bursa Spor karşılaşmasının kendileri için çıkış maçı olacağını ve bunu iyi değerlendirmeleri gerektiğini söylüyor. Güveni kazanmalıyız diyor sevgili izleyiciler. Kaleci İvesa'nın sakatlığı nedeniyle yurt dışında tedavi gördüğünü, bunun dışında sakat oyuncunun bulunmadığını bildiriyor. Basın toplantısının ardından üniversiteli SS grubu Çalınbay'la hatıra fotoğrafı çektirdi denmiş. Evet. Kent gazetesinden yansıyanları da aktardıktan sonra diğer gazetemize geçiyoruz. Meydan. Valencia yasağı Sağlam önce Eskişehir diyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam zorlu periyodu maç maç düşündüklerini söyledi. Sağlam önce Eskişehir denmiş. Sağlam Valencia maçını düşünmüyoruz. Takımla da bunu konuşmuyoruz. Biz şu an Eskişehir maçını düşünüyoruz. O maç bitince Valencia maçını düşüneceğiz dedi. Kolay olmayacak diyor. İki komşu kent diyor. Verilen arayı Eskişehir Spor maçını düşünerek değerlendirdiklerini belirterek Sağlam. Bu karşılaşmanın dostluk içinde fair play çerçevesinde oynanmasını istediklerini, iki komşu takımın maçının olacağını belirtiyor. Takımda eksik oyuncunun bulunmadığını da ekliyor. Ekibimizle tam kadro hazırlıklarımızı sürdürüyoruz diye tamamlıyor cümlesini. Takvim tepkisi. Deplasmanda oynayacağımız Glasgow Rangers maçı öncesi ligde Gaziantep'le pazartesi günü mücadele edeceğiz. Dönüşte Buca'yla oynayacağız. Bu maç tarihlerini ayarlayanlar Avrupa kupalarında iki takımın mücadele ettiğini unutmamalarını diliyorum. SS'e kilitlendik diyor. Maça özel atkı. Gaziantep'le pazartesi bayramlaşma günü bugün Özlüce tesislerinde saat 14.30'da Bursa Spor Kulüp Yönetimi, teknik heyet ve futbolcular kulüp personeliyle bayramlaşacaklar efendim. Rıza Çalınbay dönüm maçımız diyor. Tek düşüncemiz bu maçta iyi bir mücadeleyle iyi sonuçla ayrılmak demiş başarılı teknik adam Rıza Çalınbay. Ve şimdi İstanbul gazetelerine bir göz atalım dilerseniz. Fanatik gazetesine bakalım. Timsah pusuya yattı denmiş Süper Lig haberleri başlığı altında. Süper Lig lideri 4. haftada konuk edeceği Eskişehir Spor
çalışmalarına ara vermiyor. Şampiyonlar Ligi'nde Valencia ile oynanacak maç öncesi sahasındaki Eskişehir maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdüren yeşil beyazlara milli takımdan dönen Ömer ve Sercan da eklendi. Sakat ve cezalısı olmayan Timsah yarınki karşılaşmanın çalışmalarını bugün yapacağı son taktik provayla tamamlayacak. Evet. Şimdi diğer gazete, Pasfoto maça yansıyan habere bakalım. Sağlam sitem. Ertuğrul Sağlam federasyona gönderme yaptı. Glasgow maçı öncesi ligde Gaziantep'le pazartesi mücadele edeceğiz. Maç tarihlerini ayarlayanlar Avrupa'da iki takım olduğunu unutmamalı. Avrupa'da gücümüzü göstereceğiz diyor Ertuğrul Sağlam. Eskişehir Spor'a bileniyor. Futbolcuların zorlu Eskişehir Spor mücadelesinin taktik idmanını yaptığı öğrenildi. Yarın sahasına önce Eskişehir Spor karşılaşmasına dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Timsahlar bugün son çalışmalarını yaparak kampa girecek. Ömer'den milli cevaplar. Milli takımda gösterdiği başarılı performansı alkış alan Ömer Erdoğan çok mutlu. Yeşil Beyazlar'ın kaptanı Ay Yıldız'la formayla oynamak bana gurur verdi dedi. Takım arkadaşlarına bilgiler veren ve soruları yanıtlayan Ömer, Eskişehir Spor karşılaşması ile galibiyet zincirine bir halka daha eklemek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti ve taraftardan destek istedi. Ve Habertürk gazetesinin dinle ilgili yorumuna bir bakalım sevgili izleyiciler dilerseniz. Hedefimiz 4'te 4. Eskişehir maçı öncesi oyuncularını uyaran Bursa Spor Teknik Direktörü Sağlam, çok kaliteli bir rakiple karşılaşacağız. 4'te 4 yapmak istiyoruz. Bunun için iyi mücadele etmemiz şart dedi. Tangocular gaza bastı. Bursa Spor'da iki tangocu ışıldamaya başladı. Hafta içinde antrenmanlarda attığı gollerle dikkat çeken Esteiner'le Batı Ajan'ın yüksek performansı teknik ekibin yüzünü güldürdü. Evet, bugüne yansıyan, bu güzel Ramazan bayramının birinci gününe yansıyan Bursa Spor haberlerini sizlerle paylaşmaya çalıştık efendim. Dilimiz döndüğünce 9 Eylül 2011'e yansıyan, sabahına yansıyan haberler böyleydi. Yarın bayramın ikinci gününde yeniden birlikte olmayı diliyoruz. Ve yarın biliyorsunuz maçımız var, Eskişehir Spor maçımız var. Atatürk Stadyumu'nda, yenilenen stadyumumuzda artık bir scoreboardumuz da var. Skoru da görebileceğiz elektronik panodan. O güzel stadyumda takımımıza şimdiden başarılar diliyoruz. Ve bugün sevdiklerinizle, ailenizle, sevdiklerinizle birlikte çok güzel, mutlu, sağlıklı, huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Bursa Spor TV ekibi adına. Hoşça kalın efendim.